Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hücresel solunuma. Hücresel solunumla ilgili bu son videomuz olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü hücresel solunumda artık fermentasyon ve anaerobik solunumumuz kaldı. Bir de besinlerin solunuma katılma yollarından bahsedeceğim. Böylece hücresel solunumu bitirmiş olacağız. Tabii ki soru çözümünü de yapacağız arkadaşlar bir sonraki videoda. Şimdi hücresel solunumda oksijenli solunumdan bahsettik değil mi? ETS'den bahsettik. Böyle dolu dolu işledik arkadaşlar onu. Şimdi geliyoruz artık fermentasyon ve anaerobik solunuma. Nedir? Anaerobik solunum arkadaşlar ve fermentasyon, her ikisinde de oksijen kullanılmadan ATP üretilir ve burada sonuç olarak organik ürünler üretiliyor. Normalde oksijenli solunumda karbondioksit ve suya kadar parçalanan glikoz arkadaşlar fermentasyonda sadece laktik asit ve etil alkole kadar parçalanıyor. O yüzden de organik ürünler oluşuyor son ürün olarak. Anaerobik solunumda da elektron alıcısı farklıdır arkadaşlar. Anaerobik solunuma pek fazla değinmeyeceğiz. Sadece birkaç tane farkını yazacağım. Ama fermentasyonda etil alkol ve laktik asit fermentasyonundan bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz ikisinin ilk önce ortak özelliklerini, farklarını yazalım. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Fermentasyon ve anaerobik solunumda şöyle, her ikisinde de oksijen kullanılmaz. Bakın, her ikisinde de oksijen kullanılmaz. Bir diğer özelliğimize geldiğimizde arkadaşlar, ikisi arasındaki temel fark, aynı anaerobik solunumda ETS kullanılırken fermentasyonda ETS kullanılmaz. O zaman yazalım. İkisi arasındaki temel fark anaerobik solunumda ETS kullanılır, fermentasyonda kullanılmaz. Şimdi şöyle yana geçmek istiyorum. Çünkü buraya etil alkol ve laktik asit fermentasyonlarını yazacağım. Şekil olarak çizeceğim. O yüzden yan tarafı açıklama yazacağım. Arkadaşlar, fermentasyon şöyle. Glikolizin bir uzantısıdır. Bu yüzden de arkadaşlar, glikolizdeki substrat düzeyindeki fosforilasyonla üretilen ATP ile yetiniliyor ve daha fazla ATP üretilmiyor. Fermentasyondaki temel amaç, NADH'lardaki hidrojenleri ayırarak NAD'ları serbest bırakmaktır. Yani NAD'ları kullanılabilir hale getirmektir. Çünkü düşünsenize, sürekli glikolizle ben net olarak 2 tane ATP üretiyorum. Sürekli üretiyorum. ATP üretince ne de üretiyoruz ayrıca? NADH molekülünü de üretiyoruz. Ortamda belirli sayıda NAD koenzimi vardır. Bir süre sonra bu NAD koenzimleri bitecek. İşte bunun önüne geçilebilmek için ne olmuştur? Etil alkol ve laktik asit fermentasyonları ortaya çıkmıştır. Her ikisinde de NADH'lardaki hidrojenler farklı moleküllere bağlanır ve NAD'lar serbest bırakılır arkadaşlar. Buradaki temel amaç budur. O zaman şöyle yazalım. Fermentasyon glikolizin bir uzantısıdır. Temel amaç NAD koenzimlerini serbest bırakmaktır. Yani tekrardan kullanılabilir hale getirmektir arkadaşlar temel amacımız. Şimdi iki tip fermentasyonumuz var. Aslında çok fazla var ama arkadaşlar, biz sadece iki tip üzerinden gideceğiz. Campbell'da da aynı şekilde iki tip üzerinden gitmiş. Bu yüzden zaten ikisini anlatacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi etil alkol fermentasyonu. Diğeri de arkadaşlar laktik asit fermentasyonu. Şöyle başlığımızı yazalım. Şöyle etil alkol fermentasyonu diyelim. Etil alkol fermentasyonu. Şuraya da laktik asit fermentasyonu diyelim. Laktik asit fermentasyonu. Evet, şimdi ikisini yazacağım arkadaşlar. İlk önce şekil olarak göstereyim.
Daha sonra özelliklerini yazacağım. Şimdi bakın. Etil alkol fermantasyonunda 3 karbonlu olan piruvat arkadaşlar etil alkole dönüştürülecek. Ama dönüştürülürken hangi aşamalardan geçecek? Bakın ilk önce glikoz molekülü neye dönüşüyor arkadaşlar? 2 tane piruvata dönüşür. Burada glikoliz evresi zaten. Glikoliz evresinde biz ne oluşturuyoruz? 2 tane NADH molekülü, 2 tane de net olarak ATP üretiyoruz. O zaman burada glikoliz evresinde 2 ADP'den 2 tane ATP üretilir. Direkt net olanını yazdım ben buraya. Ve arkadaşlar 2 tane NAD molekülünden 2 tane de NADH oluşacak. NADH molekülü oluşur. NADH artı 2H yazalım şuraya. Bunlar oluştu. Peki bundan sonra ne olur? Bakın piruvat kaç karbonlu? 3 karbonludur arkadaşlar piruvat. Daha sonra bu piruvat yanını hep 2 yazacağım. Çünkü 2 tane piruvat oluştuğu için o şekilde göstereceğim. Asetaldehit'e dönüştürülür arkadaşlar. 2 tane asetaldehit'e dönüşür. Peki nasıl dönüşecek? Bu olay nasıl gerçekleşecek? Asetaldehit 2 karbonlu bir bileşiktir. 2 karbonlu bileşiğe dönüşebilmesi için bunun karbon kaybetmesi gerekiyor. Peki karbonu nasıl kaybeder? Açığa 2 tane karbondioksit çıkar arkadaşlar. Ve böylece o 2 tane karbonunu kaybetmiş olur. Yani 3 karbondan kaça düştü? 2 karbona düştü arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra da bizim asıl istediğimiz evre gerçekleşecek. Etil alkol oluşacak arkadaşlar. 2 tane etil alkol oluşur. Bu da yine 2 karbonludur etil alkol. Burada karbon kaybı yok. Buradaki temel amaç şudur. Şu gerçekleşir. NADH'lardaki hidrojenler etil alkole aktarılır. Ve arkadaşlar natlar ne yapılır? Serbest bırakılır. İşte bizim buradaki amacımız neymiş? NADH'lardaki hidrojenleri serbest bırakıp tekrardan natları oluşturmakmış. Yani şu evrede temel olarak ne yaptık? 2 tane ATP ürettik. 2 tane de NADH'lardaki hidrojenleri alıp natları serbest bıraktık. Ve ayrıca 2 molekülde karbondioksit oluştu. Etil alkol fermantasyonu bu şekilde gerçekleşir. Şimdi yazalım. Buradaki son elektron alıcısı da asetaldehittir arkadaşlar. Çünkü elektronlar kime bağlanıyor? Asetaldehite bağlanıyor. Elektronlar, protonlar daha sonra etil alkole dönüşüm gerçekleşiyor. O zaman şöyle kısaca bir yazalım. Şöyle diyeceğiz. Piruvat iki basamakla dönüştürülüyor zaten. Birinci basamak, ikinci basamak dönüştürülüyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Piruvat iki basamakta. İki basamakta etil alkole dönüşür. Etil alkole dönüşür. İlk basamakta piruvattan karbondioksit uzaklaştırılır. İkinci basamakta NADH molekülleri ne yapar? Elektronları bırakırsa oksitlenir mi? Redüklenir mi? Elektron veriyorsa oksitlenir, değil mi? Oksitlenir. Asetaldehit redüklenir. Çünkü NADH'tan ayrılan elektronlar nereye gelecek? Asetaldehite. Bu yüzden de redüklenir diyoruz. Peki kimlerde gerçekleşir arkadaşlar? Bazı bakterilerde ve maya mantarlarında. Bazı bakteriler ve maya mantarlarında görülür. Maya mantarlarında görülür. Hamurun mayalanmasına kim sebep oluyor? Maya mantarları. O zaman orada hangi özellik görülüyor? Hangi fermantasyon? Etil alkol fermantasyonu. O hamurun kabarması arkadaşlar, aralarda böyle boşluklar oluşuyor ya, onların oluşmasının kanıtı nedir? Karbondioksit oluşumudur. Orada işte karbondioksit oluşarak hamurun kabarması sağlanıyor. Burada bilmemiz gereken şey de son elektron alıcısı kime verdik biz elektronu? Asetaldehit'e, değil mi? Asetaldehittir.
Aset aldehittir. Peki oksijenli solunumda kimdi son elektron alıcısı? Oksijendir. Laktik asit fermantasyonunda birazdan söyleyeceğiz piruvattır. Oksijensiz solunumda ise arkadaşlar yani anaerobik solunum. Şurada anlattığım solunumda ise işte ne olabilir? Kükürt dioksit olabilir arkadaşlar. Bunun gibi oksijenden daha az elektronegatif olan bir bileşiktir. Oradaki son elektron alıcısı. Şimdi gelelim laktik asit fermantasyonuna. Laktik asit fermantasyonu etil alkol gibi değil. Biraz daha kısa olaylarla gerçekleşiyor arkadaşlar. Temelde bir basamak diyebiliriz aslında glikoliz haricinde. Yine burada bakın glikoz molekülü yine iki tane piruvat oluşturuyoruz. İki tane piruvat. Kaç karbonluydu bu yine? 3 karbonluydu. Burada ne üretiyoruz yine aynı şekilde? Bakın iki tane ADP molekülüne fosfat bağlayıp iki tane ATP ürettik arkadaşlar. Sonrasında burada piruvat dediğimiz molekül direkt olarak neye dönüşecek? Direkt olarak laktik asite dönüşecek arkadaşlar. İki tane laktik asit. Laktik asit de yine 3 karbonludur. Burada herhangi bir şekilde karbon kaybı yok. Şimdi biz bakın ATP'yi üretirken yine nat moleküllerine hidrojen bağlayıp ne üretiyoruz? 2 tane NADH molekülü üretiyoruz, değil mi? İşte burada da buradaki hidrojenler kime aktarılıyor? Bakın piruvata aktarılıyor ve ne üretiliyor arkadaşlar? Laktik asit üretiliyor. Yani buradaki döngü de yine bu şekilde sağlanmış oluyor arkadaşlar. Nat molekülleri serbest hale getiriliyor. Burada ara bir ürün yoktur. Direkt olarak son ürün oluşur. O da laktik asittir. O zaman şöyle yazalım özelliklerini. Piruvat NADH tarafından direkt son ürün olan laktik asite veya laktat da deniliyor arkadaşlar. Laktik asite redüklenir. Çünkü neden? Laktik asit piruvata ne geldi arkadaşlar? Hidrojen ve elektron geldi. Bu yüzden de redükleme gerçekleşti. Karbondioksit bu evrede oluşmuyor arkadaşlar. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit oluşmaz. Neden? Çünkü karbon kaybımız yok. 3 karbondan yine 3 karbon ürettik. Nerede gerçekleşiyor peki? Kimler yapabiliyor? İnsanların çizgili kas hücreleri veya omurgalıların da diyebiliriz. İnsanların çizgili kas hücreleri, daha sonra bazı mantarlar, bazı bakteriler, özellikle yoğurt bakterileri arkadaşlar ne yapıyor? Laktik asit fermantasyonu yapıyor. Şimdi laktik asitle ilgili şunu söylemek istiyorum. Bizim çizgili kas hücrelerimiz normalde oksijenli solunum yapar. Ama egzersiz sırasında oksijenli solunum yaparken yeterli oksijen vücuda girmeyebilir. Hücrelere yeterli oksijen gelmediği için kısa yoldan ATP üretmeye bakıyorlar. Kısa yoldan ATP'yi de glikozla üretiyorlar. Glikoliz olayıyla üretiyorlar. Daha sonra natları serbest bırakmak için de laktik asit fermantasyonu yapıyorlar. Bu laktik asit arkadaşlar daha sonra kana karışarak karaciğere gidip orada işte tekrardan bir piruvata dönüşebilir. Ve piruvat da tekrardan arkadaşlar oksijenli solunum yoluna gidebilir. İşte bu dönüşüm gerçekleşebiliyor. Neden? Çünkü karbon kaybı yok. Karbon kaybı olmadığı için herhangi bir ekleme olayı olmayacağı için direkt piruvata dönüşüp tekrardan oksijenli solunum yoluna girebilir arkadaşlar. Ama etil alkolde öyle bir durum yoktur. Çünkü etil alkolün geri dönüşebilmesi için tekrardan asetaldehite, oradan da bir karbon eklenip piruvata dönüşmesi lazım. Ki bunu zaten hücreler yapamaz diye düşünüyorum. O yüzden geri dönüşüm yoktur. Ama laktik asit fermantasyonu bizim için geri dönüşümü vardır. Normalde önceden deniliyordu ki laktik asit bir de beyne gider, beynin yorgunluk bölgesini uyarır. Aslında öyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Şöyle durum gerçekleşiyormuş. Laktik asit sürekli işte beyin hücrelerine gittiği zaman orada potasyum miktarını artırıyormuş. Yorgunluğa sebep olan şeyin bu potasyum miktarının olduğu düşünülüyor. Tabii kesin olarak söylenemiyor. Bu şekilde olayımız gerçekleşiyor. Şimdi gelelim
Besinlerin oksijenli solunuma katılma yollarına gelelim arkadaşlar. Sonrasında da geri bildirim mekanizmasından bahsedeceğim. Bu videoda zaten hepsini bitireceğiz. İlk önce başlığımızı şöyle yazalım. Besinlerin solunuma katılma yolları yazalım. Besinlerin solunuma katılma yolları. Katılma yolları dedik. Bu bizim birinci başlığımız. İkinci başlığımız da arkadaşlar şudur. Hücresel solunumun geri bildirim mekanizması. Hücresel solunumun geri bildirim. Bu geri bildirim mekanizmasından daha önceki yıllarda ÖABT'de soru sorulmuş arkadaşlar. Mekanizması. Evet. Şimdi ilk önce besinlerin solunuma katılma yollarından bahsedelim. Arkadaşlar besinler solunuma nasıl katılıyorlar? Bakın bizim hücrelerimizde enerji verici olarak kullanılan besinler hangileridir? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Şimdi şöyle yazalım. Bakın karbonhidrat, şöyle protein diyelim. Protein. Şuraya karbonhidrat diyorum kısaca. Şuraya da yağlar diyorum. Yani lipidler. Arkadaşlar proteinlerin yapı taşı nedir? Amino asitler. Amino asit. Kısaca dedim. Karbonhidratların yapı taşı nedir? Şekerler, değil mi? Glikoz, galaktoz, fruktoz. Yağların ise iki tane unuttum. Yapı taşı vardır. Gliserol ve yağ asidi. Şimdi bunlar hangi yollara nasıl katılıyorlar gösterelim. Arkadaşlar ilk önce bakın glikoliz evresini yazacağım. Glikoz molekülü ne yapıyor? Gliseraldehidi oluşturuyor. Gliseraldehit 3 fosfat dediğimiz bileşiği oluşturuyor. Daha sonra bu da pirvata dönüşüyor. Pirvat, 2 tane pirvat molekülü oluşuyor. Bu bizim glikoliz evremiz. Şöyle glikoliz evresi. Daha sonra asetil koenzim A oluşumu var, değil mi? Asetil koenzim A oluşumu var. Daha sonra arkadaşlar sitrik asit döngüsü var. Direkt kısaca bu şekilde yazdım. Bu da bir döngü olarak gerçekleşiyor. En sonunda oksidatif fosforilasyon var. Oksidatif fosforilasyon. Şimdi burada bu yollara nasıl katılacaklar? Şöyle renkli renkli gösterelim. İlk önce protein için göstereceğim. Arkadaşlar proteinler şöyle glikoliz evresinden direkt giriyorlar. Tabii burada dönüşüm gerçekleşecek. Amino asitler glikoza dönüşecek. Dönüşüm gerçekleşirken de proteinlerin yapısında ne vardı? Azot. Azot amonyak olarak açığa çıkar arkadaşlar. Yani burada bir NH3 çıkışı olur. Daha sonra bakın sırasıyla asetil koenzim A sonrasında da ne olur? Sitrik asit döngüsüne girer. Bu şekilde dönüşüm gerçekleşiyor. Şekerlere geldiğimizde zaten şekerlerin nasıl olduğunu anlatmıştık. Direkt glikoliz yolundan arkadaşlar devam ediyor. Yağlara geldiğimizde yağların iki tane yapı taşı var. Bunlardan bir tanesi gliserol. Bakın gliserol direkt olarak şöyle gliseraldehit 3 fosfata dönüşür ve buradan yoluna devam eder arkadaşlar. Yağ asidine geldiğimiz zaman ise yağ asidi beta oksidasyon dediğimiz bir yolla neye dönüşür? Asetil koenzim A'ya. Bakın beta oksidasyon dediğimiz yol şöyle gerçekleşir. Beta oksidasyonla yağ asitleri iki karbonlu bileşiklere ayrılır. Daha sonra o iki karbonlu bileşikler de asetil koenzim A'yı oluşturur. Yani burada yağ asitlerinin dönüşümü gerçekleşirken hangi olay gerçekleşiyormuş? Beta oksidasyon. Beta oksidasyon. İlk önce yağ asitleri beta oksidasyonla iki karbonlu bileşiklere ayrılır. Sonra asetil koenzim A'ya dönüşür. Sonra da bu yolu devam eder diyoruz. Evet bu şekilde bizim besinlerin oksijenli solunuma katılma yolları. Şimdi gelelim arkadaşlar hücresel solunumun geri bildirim mekanizmasına. Şimdi ben yine burada şöyle yazayım evreleri. Bakın videoyu durdurayım yazayım. Şimdi arkadaşlar ben şekli çizdim. Bu şekil üzerinden anlatacağım size. Solunumu bakın metabolik yollarında alosterik enzimler görev alır. Alosterik enzimler. Bu enzimlerden bir tanesi de fosfofruktokinazdır arkadaşlar. Bu fosfofruktokinaz
AMP dediğimiz, bakın, AMP dediğimiz bir bileşik oluşturur. AMP nereden oluşuyor? Bakın, adenozin monofosfattır AMP. ADP'den türer. Yani ADP'den bir tane fosfat ayrılır ve ne oluşur? AMP dediğimiz adenozin monofosfat bileşiği oluşur. Bu adenozin monofosfat arkadaşlar, bu enzim taraf, bakın, bu enzim adenozin monofosfat tarafından stimüle ediliyor. Yani stimüle ediliyor derken pozitif geri bildirim gerçekleşiyor. Şuraya geliyor, bak, bakın, stimüle ediyor bunu. Stimüle eder. Yani ne olur? Pozitif geri bildirim gerçekleşir ve fosfofruktokinaz çalışmaya başlar. Çalıştığı zaman da zaten fruktoz 1,6 fosfat gibi bileşikleri oluşturmaya başlıyor ve buradan bu yol devam ediyor. Peki buradan sonra ne olacak? Bakın, başka pozitif geri bildirim var mı? Başka pozitif geri bildirim yok arkadaşlar. Bundan sonra inhibisyon başlayacak. Yani negatif geri bildirim başlayacak. Onu da farklı bir renkle yapayım. Yeşille göstereyim. Arkadaşlar, burada sitrik asit döngüsünde sitrat dediğimiz bir molekül oluşur. Bu sitrat molekülü şöyle gelir, bakın, yine fosfofruktokinaz enzimine gelir ve bunu inhibe eder. İnhibe eder. Yani burada negatif bir geri bildirim olayı gerçekleşir. Hangi molekül inhibe ediyormuş? Oluşan sitrat molekülü arkadaşlar inhibe ediyormuş. Peki başka inhibisyon yolu var mı? Var tabii ki. Şimdi sitrik asit döngüsünde oksidatif fosforilasyonda ve arkadaşlar glikoliz evresinde burada ne üretiliyor? Ortak olarak ATP üretiliyor. Ortamdaki ATP miktarı, bakın şöyle göstereyim. Oksidatif fosforilasyon, işte buradaki piruvattan ne geliyor? Glikolizden ATP geliyor. Bu ATP yine gidiyor, fosfofruktokinazı uyarıyor arkadaşlar. Ve burada fosfofruktokinazı ne yapıyor? İnhibe ediyor. Yani onu durduruyor çalışmasını. Diyor ki ortamda yeterince ATP birikti. Sen ne yap? Dur diyor. Çalışma bir süre. ATP miktarı azalınca tekrardan çalışmaya devam edersin. İşte biz bu mekanizmaya ne diyoruz? Geri bildirim mekanizması veya feedback mekanizması diyoruz arkadaşlar. Geri bildirimle bu düzenleme sayesinde solunum hızı ayarlanmış oluyor arkadaşlar. Burada şunu yazayım. Fosfofruktokinaz alosterik bir enzimdir. Bunu yazalım. Şöyle. Fosfofruktokinaz alosterik bir enzimdir. Bir enzimdir. Yani istediği zaman tepkimeyi durdurabiliyor, istediği zaman çalıştırabiliyor arkadaşlar. Alosterik bir enzimdir diyoruz. Evet, böylece hücresel solunumu tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda bununla ilgili soru çözümü yapacağız. Sonraki videoda soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.